Merhabalar, yepyeni film öneriyle tekrar karşınızdayım. Bugün bir Güney Kore filmiyle beraberiz. Filmimizin adı Yaratık. Son dönemin en özgün ve vizyon sahibi yönetmeni Bong Joon-ho'nun 3. uzun metrajlı filmi olan Yaratık, doğanın mizah anlayışının nedenli kara olabileceğini gösteren bir kara film. Güney Kore'deki bir Amerikan ordusu üstünde Han Nehri'ne dökülen düzinelerce atık şişesi, yaşayan bir amfibiyi mutasyona uğratır ve birkaç yıl içinde amfibi şehre korku salan devasa bir canavara dönüşür. Bir gün Han Nehri'nde bir gezintiye çıkan bu canavar, nehir kıyısında bir büfe işleten Park ailesinin küçük kızları Hun Seo'yu kaçırır. Uyumsuzluklarını bir kenara bırakan aile, şehir lağımlarında küçük kızı aramaya koyulur. Yaratığın daha ilk sahnelerde seyirciye tüm ayrıntılarıyla sunulması, filmi diğer yaratık filmlerinden farklı kılan bir unsur. Karanlığın gücünden faydalanıp seyirciyi merakta bırakma gibi yollara da sapılmadan güneşli bir havada yaratığımız tüm endamıyla karşımıza çıkıyor. Atmosfer yaratma konusunda bir önceki filminde zaten ne kadar iyi olduğunu gösteren yönetmen, bu filmde de yine oldukça başarılı bir iş çıkarmış. Kendisine has bir tarzı ve dili olduğunu söylemeye gerek yok. Bence bu filmi bir yaratık filmi olarak izlememek gerek. Yönetmen her ne kadar filmde bize ön planda bir yaratık figürü gösterse de arka planda politik taşlamanın örneklerini sunmuş. Amerika karşıtlığı, Güney Kore'nin nasıl Amerika'nın oyuncağı olabildiğini, karşı seslerin nasıl susturulduğunu, Amerikan ordusunun ülkedeki gücünü film içinde görmek mümkün. Hatta bu yüzden film düşman kardeş Kuzey Kore'de bile olumlu karşılanmış. Ben bu güzel kara mizah örneği filmi mutlaka izlemenizi öneririm. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Yepyeni film önerileriyle tekrar karşılaşıncaya dek hoşça kalın.